Bollywood'da kayırmacılık ve oyuncu seçme koltuğu. Özellikle son yıllarda Bollywood sektöründe sıkça duyulan kelime nepotizm, yani kayırmacılık nasıl başladı? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenerek bize destek olabilirsiniz. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra zaten yorum yazmak isteyeceksiniz. Or niche jo wo subscribe ka button hai na usko hit karo. Avare filmiyle tanıdığımız Raj Kapoor'un amcası Surinder Kapoor yapımcıydı. Kardeşleri Shammi ve Shashi ise kendisi gibi oyuncuydu. Şu an tanıdığımız ve bildiğimiz Anil Kapoor, Bonnie Kapoor ve Sanjay Kapoor yapımcı Surinder Kapoor'un çocuklarıdır. Canvi ve Arjun Kapoor da Bonnie'in çocuklarıdır. Sonam ise Anil Kapoor'un. Kapoor ailesinden en çok tanınanlar ise Ranbir'in babası Rishi ve Karisma ile Karina'nın babası Randir. Amitabh Bachchan'ın kızı Shweta'nın oğlu Agastya da aslında bir Kapoor sayılıyor. Çünkü Raj Kapoor'un kızı Ritu'nun oğlu Nikhil Kapoor'un oğludur. Yani Karina ile hala dayı çocukları. Amitabh Bachchan'ın babası ise Harivansh Rai Bachchan adında Hint şiirine ve sinemasına büyük bir katkıda bulunan tanınmış bir edebiyatçıdır. Amitabh'ın ise Shweta ve Abhishek adında iki çocuğu var. Ayrıca Abhishek Bachchan Aishwarya Rai ile evli. İşte film sektörüne 1-0 önde başlayan Kapoor ve Bachchan ailesi. Bir de Hanlar var. Amir Khan'ın babası Tahir Hüseyin zaten yapımcıydı, yani sektördeydi. Ve hatta Amir çocukken bir de filmde rol almıştı. Salman Khan'ın babası Salim Khan oyuncu, yapımcı ve senaristtir. Yani Salman da sektördeydi. Ve kendi gibi diğer kardeşleri de oyuncu. Şahrukh Khan anne ve babasını oyuncu olmadan çok önce kaybetmişti. Ancak çok da dışarıdan sayılmaz çünkü Şahrukh Khan'ın babası sektöre girmesine yardım eden oyuncularla bağlantılı olan Ulusal Drama Okulu'ndaki bir kantin işletmecisiydi. Ayrıca oyuncu Dilip Kumar'ın babasıyla komşuydu. Yani sektörden tanıdıkları vardı. Kajol'un annesi oyuncu, babası ise yazar, yönetmen ve yapımcıydı. Rani'nin babası yönetmen, yapımcı ve senarist, annesi ise şarkıcıydı. Yani Rani ve Kajol da sektördeydi. Ajay Devgan'ın babası yine yönetmen ve yapımcıydı. Akşay'ın babası yönetmendi. Saif Ali Khan'ın annesi oyuncu ve babası kraliyet ailesinden ve aynı zamanda çok ünlü bir kriketçiydi. Ayrıca Saif Ali Khan da bir navabdır, yani sultan. Varun Dhawan'ın babası yönetmendi. Aliye Bhatt'ın babası yapımcı, yönetmen ve senaristti. Annesi Soni Razdan ise oyuncu ve yönetmendi. Hrithik Roshan'ın babası film yapımcısı, yönetmen, senarist ve oyuncuydu. Siddharth Malhotra dışarıdan gelmiş sıradan bir maykendi ta ki Karan Johar'ın dikkatini çekip onunla ilişki yaşayana kadar. Yani onlar da zaten sektördeydi. Shraddha Kapoor'un babası eski bir oyuncuydu. Ancak yıllar önce babasının bir taciz vakası yüzünden sektörden banlanmasıyla babası iş bulamaz hale geldi. Ancak babasının hala sektörde tanıdıkları ve sevenleri olduğu için Shraddha bu konuda yardım almış olabilir. Vivek Oberoi'nin babası oyuncuydu ve Salman Khan'ın babası Salim Khan ile Vivek'in babası çok yakın arkadaşlardı. Vidya Balan'ın babası ETC kanalında başkan yardımcısıydı. Şu anda Aditya Roy Kapoor'un abisiyle evli, yani Aditya'nın yengesi. Emran Haşmi, Mahesh ve Mukesh Bhatt'ın annesi olan Şirin Muhammed Ali'nin kız kardeşiydi. Yani Emran Bhatt ailesinden de sayılıyor. Yönetmen Mohit Suri de yine Bhatt ailesinden. Amir Khan, İmran Khan'ın dayısı ama pek fazla faydasını göremedi, unutulup giden oyuncular arasında kaldı. Kara'nın anne ve babası yapımcı ve artık kendisi de yapımcı, yönetmen ve senaristlik yapıyor. Şimdi dışarıdan gelen oyunculara bakalım. Preeti Zinta'nın babası ordudaydı. Film sektörüne tamamen yabancıydı. Mumbai'de yapılan bir seçmelere arkadaşı katılmak isteyince Preeti de arkadaşına destek olmak için yanında gitti. Preeti güzelliğiyle dikkat çekince seçmelere katılması için ısrar etmeleri sonucunda kabul etti ve sektöre girdi. Priyanka Chopra, doktor anne babanın kızı. 2000 yılında dünya güzellik yarışmasını kazanmasıyla film sektörüne giriş yapmış oldu. Kangana Ranaut'un annesi okul öğretmeni ve babası ise bir iş adamıydı. Ancak 15-16 yaşlarındayken oyuncu olmak için evden kaçmıştı. Yani sektörün dışından geldi ve yalnızdı. Deepika Padukone, badminton yıldızı Prakash Padukone'un kızıdır. Modellikle başlayarak dikkatleri çekince oyuncu olmuştur. Dışarıdan gelen oyuncular arasında görülebilir. Her ne kadar Deepika'yı Salman keşfetti diye bilinse de Amir Khan gençliğinde tenis oynardı ve Deepika'nın babasına hayrandı. Henüz Deepika mankenliğe bile başlamadan önce Amir Khan ile zaten tanışıyorlardı. Ranveer Singh her ne kadar dışarıdan geldi gibi görülse de aslında Sonam Kapoor'un anne tarafından kuzenidir.
Ranveer Deepika ile evlendikten sonra reklamı olduğu için fiyatı da artmış oldu. Katrina Kaif ailesinin geçimine destek olmak için modellikten başladı ve oyuncu oldu. Salman Khan ile yaşadığı aşktan sonra daha fazla filmlerde yer aldıkça kendini kanıtlama fırsatı da bulmuş oldu. Ancak son zamanlarda Salman'dan ayrılıp Vicky ile evlendikten sonra da iş yapamaz duruma geldi. Aishwarya Rai Dünya Güzellik Yarışması'nda ünlü olduktan sonra film sektörüne de girmişti. Aishwarya da Salman Khan'dan ayrılıp Abhishek ile evlendikten sonra iş yapamaz hale geldi. Ayushman Khurrana ve kardeşi ikisi de dışarıdan gelen oyuncular arasında. Nawazuddin Siddiqui yeteneğiyle kendisinden söz ettiren ve dışarıdan gelen oyuncular arasında. Kartik Aryan ve Vicky Kaushal da yine dışarıdan gelen oyuncular arasında. Vicky Katrina ile evlendiği için yeri biraz daha sağlamlaştı. Divya Bharti, Parvin Babi, Sushant Singh Rajput ve Jia Khan dördü de dışarıdan gelmişti. Arkaları sağlam olmadığı için harcanmaları da kolay oldu ve birilerinin kuyruklarına da bastıkları için dördü de genç yaşta hayattan koparıldı. जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मैंने चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do that. Peki kayrılan oyuncular kolayca filmlerde rol alırken dışarıdan gelen oyuncular nelerle karşılaşıyor? İşte burada karşımıza oyuncu seçme koltuğu çıkıyor. Film teklifleri alamayan dışarıdan gelen oyuncular yapımcıların, yönetmenlerin ve hatta büyük oyuncuların kapısını çalıyor ve iş istiyor. Ancak burada bazı gerçeklerle karşılaşıyorlar. Birliktelik. Birliktelik diye duyunca şaşırabilirsiniz ancak bu da tıpkı kayırmacılık gibi sektörde yeni olan bir durum değil. Çok eskiden beri bu durum devam ediyor. Üstelik bu teklifleri yönetmen ve yapımcılar sadece kendileri için yapmıyor. Bu teklifler filminde rol alacağı başrol oyuncusu için de yapılıyor. Bu işi istiyorsan başrol oyuncusunu mutlu etmelisin deniyor. Eğer bu yapılan teklifi kabul ederlerse rolü kapıyorlar. Tabii sözlerinde dururlarsa. İşte bunlar da filmlerde yer alabilmek için birliktelik teklifi alan oyunculardan bazıları. Sadece yönetmen Sacit Khan'dan birliktelik teklifi alan oyuncuların sayısı bile çok fazla. Kendisi ayrıca yönetmen Farah Khan'ın da kardeşidir. İşte Sacit Khan'ın taciz ettiği kişilerin Sacit Khan hakkındaki iddiaları. Saloni Chopra. Sacit Khan ile röportaj yapmaya gitmiştim. Sacit röportaj sırasında müstehcen bir şekilde konuştu ve bu da sınırların çok ötesindeydi. Röportajın sonunda ağlamaya başladım. Rachel White. Sacit Khan hamşakal seçimleri için beni evine çağırmıştı. Evine vardığımda beni direkt olarak yatak odasına yönlendirdiler. Sacit elini göğsüme koydu ve gerçek mi diye sordu. Ardından kıyafetlerimi çıkarmamı söyledi. Ve eğer rolü istiyorsan 5 dakika beni tatmin et dedi. Ardından bu teklifi geri çevirip oradan ayrıldım. Sherlyn Chopra. Sacit Khan 2015 yılında benimle direkt mesaj yoluyla iletişime geçti ve benimle film yapmak istediğini söyledi. O yıl babamı kaybetmiştim ve benim için sevindirici bir gelişmeydi. Sacit'in çağırdığı yere gittim ve konuşa konuşa cinsel organını çıkardı. Ona dokunmak ister misin? Onu hissetmek ister misin? Ona 10 üzerinden kaç puan verirsin diye sordu. Oradan kaçtım. Genç kızken zor durumda kalan bir oyuncuydum. Artık bunlar yüzünden yetişkinlere özel içerik üreticisi oldum. Para için seks yapmaya başladım dedi. Ancak daha sonra katıldığı bir programda bu söylediğinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek şunlara ekledi. Badani bo kaun sa namak tha jiski unko talash thi. To namak nahi hai, ye nahi hai, mirchi nahi hai. Agar aapko koi samajh mein nahi aata hai, aap unse keh sakte hain ki dekhiye aap jaiye. आपके बल आपके लायक कोई काम अगर बन पड़ता है आपको बता दिया जाएगा ठीक है बस आप अपने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं लेकिन नहीं वो क्या करते हैं आपका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं अच्छा आप अकेली रहती हैं ओ आपका कोई नहीं है ओ अच्छा और आपको एक्टर बनना है अच्छा और तो आपका चेस्ट रियल है अच्छा अच्छा आपने सर्जरी कराई ओके कौन सा कप साइज है अच्छा हम फील कर सकते क्या टच कर सकते क्यों डायरेक्ट आपके फेस में बोलते थे फील कर सकते डिस्कस या आप कैसे रिएक्ट करती थी यानी मुझे लगता था कि नहीं ये लोग टांग खींच रहे हैं मस्ती कर रहे हैं ऐसे कैसे कोई टच कर सकता है तो मैं कहती थी कि सर बट इसकी ज़रूरत नहीं है ना सर मैं आपको बता तो रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है मेरे नहीं नहीं वो एग्जैक्ट कप साइज़ क्या है आपका क्यों मतलब दर्शक कप साइज जानकर टिकट खरीदते हैं अच्छा हीरोइन का कप साइज क्या है डी है हाँ तो दो दो टिकट दे दो सी है अच्छा एक टिकट काफ़ी है ऐसा होता है क्या तो भैया ये नॉनसेंस तो एक दो बार मैंने बोला कि सर आप तो शादीशुदा हैं हाँ तो सर आपको तो मालूम होगा ना नहीं नहीं
एक्चुअली ना, वी लिव इन एन ओपन मैरिज, तो हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात नहीं करते. अच्छा, बात नहीं करते, लेकिन आपको मालूम तो होगा कि एक महिला का आकार कैसा होता है, तो इसमें टच करने वाली क्या बात है. Gazeteci Karışma Upadhyay bir keresinde röportaj yaparken Sacit bana cinsel organını gösterdi. Tam orada röportajı bıraktım, dedi. Ahana Humar, bir film için Sacit'in evine görüşmeye gitmiştim. Görüşmenin ortasında bana 400 bin lira karşılığında benimle köpek pozisyonunda birlikte olur musun diye teklif etti. O görüşmeyi bıraktım ve bir daha Sacit ile görüşmedim, dedi. Simran Hor Surikar, Sacit beni aradı ve bir film hakkında benimle görüşmek için beni evine çağırdı. Evine gittiğimde yatak odasına yönlendirildim. Yatak odasına vardığımda ise Sacit Han bütün giysilerimi çıkarmamı söyledi ve sana iyice bakmalıyım diyerek büste yerimi aşağı indirdi. Ondan sonra öfkelenerek küfür ettim ve ardından Sacit bana bağırma, annem yan odada, dedi. Ardından sinirle oradan ayrıldım. Mandana Karimi, Sacit bana başarılı bir oyuncu olmak istiyorsan kıyafetlerini çıkarman gerekiyor, dedi. Ciyaka'nın kız kardeşi Karışma, Bollywood'da ölüm belgeselinde şunları söyledi. Sacit bir keresinde okuma seansı sırasında Ciya'dan üstünü ve sütyenini çıkarmasını istedi. Ciya eve geldiğinde çok ağladı ve sözleşmem var, yani ayrılırsam bana dava açabilirler ve adıma iftira atabilirler. Eğer kalırsam cinsel tacize uğrayacağım, dedi. Kanişka, bir keresinde Sacit Khan ile ofisinin balkonunda bir röportaj yaptım ve kendisine oyunculuk alanında kariyer yapmak istediğimi söyleyerek yardım istedim. Beni evine çağırdı. Oyuncu olmak istiyorsam bu kadar riski almam gerekiyor diye düşündüm. Onunla konuşmak için Sacit Khan'ın odasına gittiğimde benden ayağa kalkmamı istedi. Sacit Khan fiziğimin iyi olduğunu, esas kız kriterlerine uyduğumu söyledi. Daha sonra karnımı görmek istedi ve merak etme, sana dokunmayacağım, dedi. Karnımı göstermeyi reddedince de tamam, o zaman seni filme alamam, dedi. Tanushree Dutta Nana Patikar hakkında şunları söyledi. Setlerde bütün kadınları taciz ediyor, onlara vuruyor ve herkes görüyor ama hiçbiri basında yer almıyor. Herkes gizli saklı konuşuyor ama asla medyaya yansımıyor, dedi ve şunları ekledi. I don't remember the names of those actors, but when I first entered the industry, I had a bunch of actresses around me who were my friends, and they would tell me all the things that are going on, and I'm so thankful to those girls. Ki I was very naive about the industry, and they were the ones who would come and tell me, be careful of this, be careful of that. I don't know whether they were talking from experience or whether they just knew something. They were telling me about some incident where there was a casting process that was going on, and a very top actor, some names were recommended to that actor for the heroine's role. By the way, आपको तो पता ही होगा ना, जो heroine की roles की casting होती है वो actors करते हैं. Casting director सिर्फ बाकी के side roles की casting करते हैं, subsequent roles की casting करते हैं. जो top lead की actress होती है वो हमेशा actor ही cast करता है. किसी film की casting में लड़कियों का नाम suggest किया जा रहा था कि हम इस heroine को ले, कि इस heroine को ले, और उस एक्टर ने एक ही सवाल पूछा. ये नहीं पूछा कि इसको एक्टिंग आती है, इसकी पिछली फिल्म क्या थी, क्या थी, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं. उसने पूछा, इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या. Amit Apatçan'ı ise Nana Patekar hakkındaki taciz suçlaması sorulduğunda şunları söyledi. Benim adım Tanushree ya da Nana Patekar değil. Amir Khan'a da aynı şeyi sorulduğunda Amir şunları söyledi. Bunun hakkında yorum yapabileceğimi sanmıyorum. Ama böyle bir şeyin olması gerçekten üzücü bir şey. Şimdi böyle bir şey olduysa bunu araştırmak insanların görevi, dedi. Model ve televizyon sunucusu Shruti Seth, Dutta'nın lehine tweet attı ve bunu Bollywood'da bir Me Too anı olarak adlandırdı. Subhash Gay, sektörde ilk önce oyunculuktan başladıktan sonra yönetmen koltuğuna oturdu ve ilk filmi Harz'ı çekti. Başrolünde şimdilerde Anil Ambani'nin karısı olan Tina Munim ve Rishi Kapoor yer almıştı. Tina o zamanlar Sanjay Dutt ile ilişki içerisindeydi. Ancak Subhash Gay'in filminde yer aldı ve adı duyulmaya başladı. Subhash'ın adı o sıralar Madhuri Dixit ile anılıyordu. Madhuri'nin adı o zamanlar çok duyulmamıştı, daha yeni oyuncu olmuştu. Madhuri, Subhash Gay'in Ram Lakhan filminde yer aldı. Aralarındaki yakınlık oldukça belli oluyordu. Daha film vizyona girmeden Subhash, Madhuri'nin adını her yerde anıyordu. Öyle ki büyük İngilizce ve Hintçe gazetelerde bile birinci sayfada reklamlarını yaptı. Ancak Madhuri Tesap filmiyle daha da popüler oldu ve yavaş yavaş Madhuri ilerlerken Subhash o sıralar yeni gelen kızları kullanmakla meşguldü. Daha sonra Manisha Koirala Subhash'ın bir filminde yer aldı. O zamana kadar Manisha hep başarısız filmlerde rol almıştı, ancak bu filmi hit oldu. Daha sonra Manisha'nın annesi bir etkinlikte Subhash kızıma rol karşılığında birlikte olmalarını teklif etti ama kızım kabul etmedi, dedi.
Bu olaylardan sonra herkes Subaş'ın filminde rol alan kadın oyuncuların bir gecesini Subaş'ın yatağında geçirdiğini anladı. Pardes filminin başrol oyuncusu Ta filminde rol alan Aşveri Ray da aynı yerden geçmiş oldu. Hatta iddiaya göre Salman bir partide Subaş ile karşılaştı ve yeni bir kız aradığını duydum. Aşveri'yi almalısın diye önerdi. Subaş de Salman'dan Aşveri'yi evine yollamasını istedi ve buna sinirlenen Salman yönetmene tokat attı. Ancak daha sonra Aşveri kendisi kişisel olarak Subaş ile film için görüşmeye gitti. Subaş genellikle sektörde filmleri tutmayan ve çaresiz kalan oyunculara yaklaşıyordu. Çünkü onların kabul etme olasılığı daha fazlaydı. O zamanlarda bir mafya babası olmadan hiçbir filmde yer alamayan kadın oyuncular ya yapımcı, yönetmen ya da yeraltı dünyasındaki mafyalarla ilişki yaşıyordu. Rina Golan Subaş G ile ilgili başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Konuyu biraz sansürleyerek ve kısaltarak anlatacağım. Bir gece film setinden sonra Bandra'ya gidiyorduk. Murk da Ars'taki evlerinden birinde birkaç gün konaklayabileceğimi söyledi. Beni bir kanepeye oturttu. Beni neyin beklediğini bilmediğim için biraz korktum. Sonra elimi tuttu ve eğer kendini bana %100 verirsen bir yıl içinde hayatını değiştirebilirim dedi. Gergindim ve %100 derken neyi kastediyorsun diye sordum. Bana tamamen teslim olmalısın. Bağlılığına ihtiyacım var dedi. Bunun hayatımın dönüş noktası olduğunu mu yoksa blöf mü yapıyor diye düşündüm ama ciddiydi. Dairelerinden birinde kalmamı söylüyordu. Ama karşılığında ne istiyordu? Ya veremeyeceğim bir şeyse? İlerlemek için sadece bir erkekle yatmam mı gerekiyordu? O benimle konuşurken tek başıma başarılı olamadığımı ve birinden yardım almam gerektiğini düşündüm. Acaba bana bu kapıları açabilecek biri mi? Belki de uzlaşmalı ve akışına bırakmalıydım. Diğer kızlar da yapıyor. Onunla birkaç gün geçirdiğim vakitte beni Bollywood sektöründen insanlarla tanıştırdı. Ve artık ona güvenmiştim. Ama gerginlikten ellerim titriyordu. Birlikte geçirdiğimiz günlerin ardından bir gece odama geldi ve duş alıp onun gömleklerinden birini giymemi istedi. Neden ona itaat ettim bilmiyorum ama dediklerini yaptım. Bana dokunarak kendisini tatmin etti. Ertesi sabah kahvaltıya indiğimizde herkes birlikte olduğumuzu anlamıştı. Oysa birlikte olmamıştık. Bu beni çok rahatsız etti. Daha sonra Subeş, Maturi Dikşit'i herkesten çok seviyorum diyerek kahvaltı masasında beni yalnız bırakarak gitti dedi. Madhuri daha sonra Anil Kapoor, Jackie Shroff ve Sanjay Dutt ile ilişki yaşadı. Shridevi'nin filmleri ise hep Bonet Kapoor'un yapım şirketinden çıkıyordu. Dilwale filmi çekileceği sırada Karan Johar, Rohit Shetty'ye filmde Kriti'nin yerine Aliya'nın yer almasını istediğini söyledi. Ancak Rohit bunu geri çevirdi ve Dilwale filminde Kriti'ye yer verdi. Çünkü o zamanlar Kriti ile Rohit birlikteydi. Şimdilerde ise çoğu filminin yapımcılığını Dinesh Vijan yapıyor. Çünkü uzun süredir yapımcı Dinesh Vijan ile birlikte. Tüm önceki filmleri Luca Chupi, Raab da onun tarafından yapılmıştı. Hatta onun yapımcılığını üstlendiği Street'de bir Item Girl şarkısında bile yer almıştı. Jaya Bachchan sektördeki oyuncu seçme koltuğu ile ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi. Sektörde bulunduğum süre içerisinde asla böyle bir şey ne gördüm ne duydum ne de hissettim. Kangana Ranaut ise şunları söylüyor. Agar aapko film mein heroin banna hai तो यू हैव टू गो थ्रू द बेड ऑफ द हीरो ऑफ द फिल्म आर यू सेइंग दिस ऑफिशियली नहीं अगर अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना जो 10 लोगों में जो 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए पर ऐसे आप सब पे उंगली आपने ऐसा क्या नहीं सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना कंगना जी सारे तो ऐसे नहीं हो सकते या तो आप नाम लीजिए अगर आप ड्रग्स की बात करती हैं आपने आपने किसी पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि वाइव्स ऑर्गेनाइज ड्रग पार्टीज आपने टेस्ट देने के लिए कुछ एक्टर्स का नाम लिया है यू आर एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री यू आर सक्सेसफुल यू आर आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां आप हिम्मत भी रखती हैं और ओहदा भी रखती हैं कुछ कहने का कि ये कौन लोग हैं सब तो ऐसे नहीं हो सकते एक जनरलाइजेशन तो नहीं हो सकती अगर आप इसको मानती हैं तो आप नाम नाम क्यों नहीं लेती इनकी कंप्लेन क्यों नहीं करती नविका जी मैंने जिनके नाम लिए थे 6-7 केसेस मुझ पे हुए थे महा गवर्नमेंट ने 6-7 केसेस मुझ पे डाले हैं
मैं जिंदगी में लड़ना चाहती हूँ, मैं जिंदगी में विजयी होना चाहती हूँ, ऐसे थोड़ा ना मैं आज ही जेल चली जाऊं, तो मेरी तो लड़ाई यहां की यहां खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूं, मैं जिसको मिली हूं, ए लिस्ट, बी लिस्ट, ए प्लस, बिगेस्ट सुपरस्टार्स, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गर्ल इज टू बिहेव लाइक अ वाइफ ऑन द सेट्स, एंड नेक्स्ट फिल्म कम्स, नेक्स्ट हीरो कम्स। This is the truth of the industry. Maybe Jayaji was a protected woman because she had a powerful man by her side. I am not denying her experiences. She was maybe sheltered by a very powerful man. But what happened to Praveen Babi and Zeenat Aman? We also cannot deny those. She is, maybe she's lucky. They are the way they are treated, beaten to death. I don't want to say, but it is on record. आपने प्रवीण बाबी की बात करी, आपने कई बार महेश भट्ट पे भी, इट इज इन महेश भट्ट के बारे में भी आपने कई बार नाम लिया है। महेश भट्ट के बारे में, यू नो, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक, और आर यू जनरली सेइंग दैट बिकॉज व्हाट वी रेड अबाउट हिज आई एम गिविंग, सी लुक लुक नविका जी, you have to please understand and give me, no matter what people tell about me, you have to on your own perception decide what is there for me to gain. Definitely not films, not brands, not friends. What am I gaining in this? None of these people I have any personal equation or vengeance with, because like I said, now for 5-6 years I am only doing female centric films. I am the only hero on my sets. This is my personal conscious decision that I've taken. What I have to do with heroes now? When I don't work with them, but I'm still saying this. And people who are saying that I want to join politics, well, anybody from veterans to new to serial people to Tamil actors to Hindi actors to Bhojpuri, everybody gets a ticket. I don't have to do this. I've received many tickets for this, to join politics. Did Jayaji was in Rajya Sabha yesterday? Did anybody break her house? Did she busted a drug racket? What did she do to deserve that? You can come in politics without anything like that, but that is not my prerogative. Please give me that much due. Give me that much due. I am the highest paid actress. I have my calendar full for next 3 years. I have launched my studio. I have launched my film in my studio. My next 5 years, I don't have time to breathe. But if I join politics, it's simply because I have to compromise on my career and do something for people. What will politics give me? Tell me, popularity? Politics will give me popularity, more popularity than I already have. Money? Underhand, politicians may earn as much they want to. But directly, do they earn more than a superstar who's at the top of her game? Please. Anybody who are talking rubbish like that need a reality check. Please stop with this nonsense. तो जया जी ऐसा क्यों क्यों कह रही थी? आपको क्या लगता है? I said, जिस तरह से मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से मेरे दुश्मन पावरफुल होते जा रहे हैं, अब ये फिल्म इंडस्ट्री, जब तक कुछ लोग थे मेरे खिलाफ थे, अब जब मैंने ड्रग रैकेट बस्ट किया है, तो अचानक से पॉलिटिकल लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मिल चुके हैं, और शिवसेना और समाजवादी जो कभी नहीं मिले वो भी मिल चुके हैं। तो अब ऐसे अनयूजुअल काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग गठबंधन कर रहे हैं, तो कुछ तो मैंने कहा होगा जो जहां जाके उनको हर्ट हुआ है, नहीं तो ऐसे गठबंधन पहले नहीं हुए हैं। तो वो जो हर्ट हुआ है उसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कैसे ना कैसे भगवान की, वैष्णो माता की मुझ पर कुछ ना कुछ तो मेहरबानी रही कि मेरे को भी कुछ पॉलिटिकल असिस्टेंस मिली, मेरे को सिक्योरिटी मिली, नहीं तो मैं तो यहां से दो मेरे को जो हिमाचल गवर्नमेंट दे रही थी ऑफिसर्स, उनके सामने मैं जा रही थी, मैं रुक नहीं रही थी। मगर इनके इनके साथ में पॉलिटिकल पार्टियां मिल गई हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिली, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, नहीं तो इन लोगों ने तो मुझे साधुओं की तरह लिंच कर देना था वहां पे। Mahima Chaudhry, Subash Game pek çok filminde rol alacaktı, Tal dahil.
Ancak birlikte olma teklifini geri çevirdiği için bütün filmlerden çıkarıldı ve Tal filminde onun yerine Aishwarya Rai getirildi. Başka bir filmde Urmila yer aldı. Shakti Kapoor'un adı 2005 yılında Mart ayında seks skandalıyla manşetlere taşındı. Gizli kamerayla görüşmeye gelen bir gazeteciyle ofisinde görüşme sırasında "Eğer sektöre girmek istiyorsan benim söylediklerimi yapmalısın. Seninle birlikte olmak istiyorum. Bunu Aishwarya Rai, Rani Mukherjee ve Preeti Zinta da yaptı," dedi. Shakti Kapoor'un iddiasına göre Aishwarya Subhashgay ile Preeti Zinta ve Rani Mukherjee Karan Johar'ın babası Yash Johar ile yattı. Shakti Kapoor ayrıca büyük büyük kadın oyuncularında kendisiyle yattığını iddia etti. Bunun üzerine rezil olan Shakti Kapoor basın toplantısı yaparak adını andığı 3 oyuncunun ve Subhashgay'dan özür dileyerek kendisine komple kurulduğunu belirtti. Ardından Hint Sineması ve Televizyon Yapımcıları Derneği tarafından sektörden engellendi. Bir hafta sonra ise yasak iptal edildi. 2011 yılında Big Boss 5'te görüldü. Fakat Rajiv Kapoor, Shakti Kapoor'un Aishwarya, Rani ve Preeti hakkında söylediklerinin %100 doğru olduğunu onayladı. Aditi Rao Haydari, kraliyet üyesi olmasına rağmen o da ahlaksız teklif alan oyuncular arasında. Aldığı ahlaksız teklife hayır dediği için 8 ay boyunca iş alamadığını söyledi. Iliana Di Cruz, oyuncu seçimi koltuğu hakkında şunları söyledi. "Korkakça gelebilir ama oyuncu seçimi koltuğu hakkında konuşursanız bunun kariyerinize son vereceğine inanıyorum," dedi. Priyanka Chopra, "Sadece kadınlar değil, erkekler de buna maruz kalıyor. Bazı filmlerden sadece yönetmenin ya da başrol oyuncusunun kız arkadaşı yüzünden çıkarıldım. Beni rolden alıp başka bir kız getiriyorlardı," dedi. Preeti Zinta, iş adamı Nesvadiye ile birlikteydi. Sektörden iş alabilmek için pek işine yaramasa da yaşam statüsünü arttırmaya yetmişti. Daha sonra kendisine şiddet uyguladığı ve taciz ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuşlardı. Ancak Vadia Zinta'yı arayıp taciz etmeye devam etmişti. Yeraltı dünyasının donlarından olan Nusli çetesinden Vadia'ya bir telefon geldi ve Preeti Zinta'yı arayarak taciz etmeye devam ettiği takdirde şirketinin oldukça yüklü maddi kayıp yaşayacağı ile ilgili tehdit edildikten sonra Nesvadiya Preeti Zinta'dan özür diledi ve Zinta davayı geri çekti. Preeti, Chori Chori Chupke Chupke filminin çekimleri sırasında bir kez yeraltı dünyasıyla karşılaştı. 2001 filminin tüm finansmanı ünlü ve korkulan gangster Chota Shakil tarafından sağlandı. Yapımcı Nazim Rizvi, finansör Bharat Shah eşliğinde gangsterle anlaşmayı yaptığını bildirildi. Instant Bollywood'un haberine göre devam eden çekimler sırasında Preeti mafyadan 2 milyon lira tutarında yüklü bir miktar talep eden tehdit telefonları aldı. Shilpa Shetty, lüks yaşantısını iş adamı kocası Raj Kundra ile kavuştu. Kocasının yetişkin filmlerle ilgilenmesinden ötürü davalık olması ve hatta magazine düşmesinden ötürü bile kocasını boşamadı. Rani Mukherjee Deepika arasında geçen konuşmayı izliyoruz. Remember that ye ladki ne mara tha and it makes him fearful that he will not do it to the ladies here forth. So I think you have to have the courage to be able to protect yourself. Sure, and but to be able I don't to think say. Everyone's constructed with that sort of DNA, unfortunately. Yeah. I completely agree with you. I mean, I completely agree that for a lot of people who have not been in that situation, it's probably because A, either they are lucky, they've never been in that situation, or B, they've been strong enough to end it there and then. Yes. But unfortunately, there are women who are not constructed like that. They feel cornered. But exactly. So those are the women that we need to talk to and tell them that, yeah, you guys need to change. Oysa kendisi de sektörde hiç zorlanmadı. Çünkü daha Kuch Kuch Hota Hai filmi çekileceği zamanlarda Aditya onu beğenmeye başlamıştı. Filmin başrolünde Kajol ve Şaruk vardı. Kajol Karan'dan Tina karakterini istedi. Ancak Karan ona, hayır, o rol Rani'nin. Çünkü Aditya onu istiyor, dedi. Aditya o zamanlar evliydi ve Rani de o zamanlar onu arkasına almıştı ve pek çok filminde onun sayesinde rol alabilmişti. Priya Mishra ise Rani Mukherjee'nin erkek kardeşi Raja Mukherjee hakkında beni Rani'nin bir filmine oyuncu seçmeleri için görüşmeye çağırdı. Bir yerde buluştuk ve arabasına bindim. Arabada beni taciz etmeye çalıştı diyerek Raja Mukherjee hakkında suç duyurusunda bulundu. Katrina'nın dışarıdan gelmiş ve Hintçeyi bilmeyen biri olarak 17 yaşında Salman'la tanışıp ve onunla ilişki yaşamaya başlaması onu her ne kadar sektörün pisliğinden korumuş gibi görünse de Salman'ın taciz ve şiddetlerinden koruyamadığı kesindi. Yine de Katrina bu konuyla ilgili şunları söyledi. Oyuncu seçimi koltuğu bir kurgu parçası değildir. Ancak içinde zorlama unsuru yoktur. Buna açık olanlar için karşılıklı ve faydaları olan simbiyotik bir ilişkidir, dedi. İmran Khan, evet bu doğru. Kadın oyuncular sadece bu tekliflere evet dediklerinde bu rolleri alabiliyorlar. Eğer hayır derlerse filme seçilmiyorlar. Kariyerimin başındaydım ve yönetmen benimle rol alacak kadın oyuncu için seçmeler yapıyordu.
Bilgisayarındaki bir dosyada kadın oyuncuların bikinili ve seksi fotoğrafları vardı. Bu bir kostüm testi değildi, pazarlama teklifiydi, dedi. Nora Fatihi, daha önce tek tük kliplerde karşımıza çıkmıştı. Ama herkesin onu tanıdığı asıl klip Dilbar'dı. T-Series'in yapım şirketinden çıkmıştı. Ardından Saki, Kusu Kusu, Manike, Ektokam Zindigani ve dahası. Bütün bunlarda yer almasının sebebinin yeteneği olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kendisi T-Series'in sahibi Bhushan Kumar'ın metresi olarak anılıyor. Ve bu yüzden kendisi asla böyle bir durumla karşılaşmadı. Koreograf Sarhoş Khan'a sorulduğunda ise şunları söylüyor. Bu durum Adem Baba zamanından beri oluyor. Herkes illaki bir kızın üzerinden elini temizlemeyi deniyor. Devlet de yapıyor. Devlet bile yapıyorsa film sektörünün peşinde niye dolanıyorsun? En azından yiyecek ekmeğini veriyor. Tecavüze uğrayan kızlara ekmek vermiyorlar. Kızlara soruluyor. Eğer buna rızan yoksa gelmeyeceksin. Niye kendini satıyorsun? Sarhoş Khan daha sonra bu söylediklerinden ötürü özür diledi. Şatrughan Sinha hem eğlence dünyasında hem de siyasette cinsel iyiliklerin talep edildiğini ve verildiğini ve bunun hayatta ilerlemenin eski ve zamanla test edilmiş bir yolu olduğunu söyledi. Sen beni memnun edersen ben de seni memnun ederim kavramının çok eski zamanlardan beri var olduğunu ve bunda üzülecek bir şey olmadığını ekledi. Oyuncu Nina Gupta kimse kimseye zorla bir şey yapmıyor. Size teklif ediliyor ve eğer siz de rol için rıza gösterirseniz bu oluyor dedi. Oyuncu olmak isteyen Yuvraj Prashar yönetmen Onir'in kendisine tacizde bulunmakla suçladı. Onir suçlamaları reddetti ve karşılaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini iddia etti. Mamta Kulkarni, Rajkumar Santoshi'yi China Gate setinde kendisine cinsel iyilikler istemekle suçlamıştı. Rajkumar Santoshi reddedince rolünü kesti. Santoshi tüm söylentileri yalanladı ve kendini haklı çıkarmak için daha önce çekilmiş bir dergi kapağı için üstü çıplak poz verdiği pozu yayınlatarak başka bir tartışmanın ortasında olan Mamta'nın Bollywood'daki önemli rolleri kaybetmesine sebep oldu ve kariyeri aniden yarıda kesildi. Malika Sharawat bir keresinde kendisinin de tacize uğradığını iddia etmişti. Ancak onunla çok yakın dost olan Mahesh Bhatt bunu medyadan duyduğunda çok şaşırmış ve şunları söylemişti. Karşılaştığı her küçük sorunu bana anlatıp benden tavsiye isterdi. Neden bu kadar korkunç bir şeyi saklasın ki? Bunu bana bildiremeyeceğini düşünüyorsa başka. Onunla zaman geçirdiğim yıllarda bunun onun mücadele ettiği bir şey olduğunu hiç fark etmemiştim, dedi. Aliya ise sektörde bu sorunla karşılaşmadığını ancak bunun var olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi. Bazen birçok erkek ve kızın iş bulabilmek için bazı kötü durumlardan geçmek zorunda kaldığını paylaştı. Aliya, iş bulabilmek için herkesin bazı zorluklarla karşılaşması gerektiğini ve bazı insanların zorluklardan kendi çıkarları için faydalanabileceğini ekledi. Aliya bununla yüzleşmek zorunda kalan tüm hevesli oyunculara bir de tavsiyede bulundu. Her zaman kendilerine inanmaları gerektiğini ve böyle bir deneyimle karşı karşıya kalırlarsa hemen ailelerine haber vermeleri ve polise gitmeleri gerektiğini söyledi. Now, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the word. Flag bearer of nepotism. The movie mafia. Where I realized that you know, this industry or anywhere, I can't give this right to any person who can ask me that you have to sleep with me. It was so, I felt so low about myself that mujhe aise koi kaise pooch sakta hai. You know, and that day I decided that I'm not going to do films. I don't want to do films because I don't give right to anyone. It's dirty. And then I decided, jo bhi ho, I am happy with my television industry and I want to work in television. And after that, I got this opportunity of Pavitra Rishta, and I happily did that. Hello guys, mera naam Sahil hai, Sahil Chaudhary, aur main 2014 se modeling kar raha tha. Kuch 2 saal pehle maine modeling chhod di, aur main isliye bata raha hu kyunki main is video ke through is Bollywood ko expose karne ja raha hu aaj. Pata nahi mera iske baad kya hoga, mere khilaf kitne cases chalne wale hain, I don't know, but yaar Sushant ये न्यूज़ सुन के मेरे से रहा नहीं जा रहा यार, मेरे ना अंदर फट रहा है कुछ यार, क्योंकि मैं उस इंसान से पर्सनली 4-5 बार मिल चुका था. ही वाज अ जेंटलमैन यार, ही वाज अ सो काइंड हार्टेड यार. मैं बट आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को भी यार. तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो. मैं पता है क्या है यार, मैं इतने सारे ऑडिशन दिए ना, मैंने 500 से ज़्यादा ऑडिशन दिए, वो भी सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए. धर्मा प्रोडक्शन, यशराज,
क्या नाम है, तिग्मांशु धुलिया की मूवी आ रही थी उसके लिए बहुत सारे वेब सीरीज टीवी सीरियल सबके ऑडिशन दिए मैंने, और तीन तीन चार चार घंटे लाइन में लग के ऑडिशन दिए मैंने, कुछ क्रैक्स भी किए, कुछ कमर्शियल्स भी कर लिए, बट वहाँ मैंने बहुत गंद देखा यार, मैंने कितना गंद देखा है, मॉडलिंग में रहते मैंने इतना गंद देख लिया ना, मेरा भरोसा ही उठ गया, इसलिए मैंने मीटू मूवमेंट में अपना इंटरव्यू दिया था, जिसकी वजह से मुझे सबने बॉयकॉट कर दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया लोगों ने, बट मेरा इतना भी बड़ा कुछ था नहीं, मॉडलिंग बंद कर दी कोई बात नहीं, भगवान ने और 10 काम दे रखे करने के लिए, मैं वो करने लग गया, यूट्यूबर बन गया, उसके बाद जिम, खैर फॉरगेट इट, वो बात की बातें हैं, बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ करण जौहर से। करण जौहर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मीठा है, उसको जितने भी मॉडल्स एक्टर सब जो आते हैं उसको सबका चाटना है, सबका, समझ जाओ, वो उसको चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं देगा, लेकिन ये उसकी चॉइस होती है, जैसे कि तुम्हें पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर भी एक्टर बन गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर का बॉयफ्रेंड था, तब जाके वो बना। फवाद खान को साला पाकिस्तान से उठा के ले आया, यहाँ किसी को काम नहीं देगा, लेकिन वो इंडिया में कोई भी एक अच्छा एक्टर उसको काम नहीं देगा, वो यहाँ लाके बाहर से आए हुए बुला बुला के गुड लुकिंग लड़कों को बुलाता है, यहाँ पे चाटता है और उनको काम देता है, लड़कियों से उसको कोई कनेक्शन नहीं, खाली स्टार किड को लॉन्च करेगा, इंडिया का कितना भी टैलेंटेड हो साला काम भी नहीं देगा, और उल्टा काम छीनने की धमकी और देता है उनको अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो। डायरेक्टली अप्रोच मुझे लग रहा है शायद उसने सुशांत को भी अप्रोच किया होगा, मे बी, डेफिनेटली गुड लुकिंग बंदा था यार, हैंडसम हंक लगता था, डेफिनेटली किया होगा उसने, मैं पक्का इस बात पे यकीन कर सकता हूँ। ये बिना उसके काम देता ही नहीं है यार। सलमान खान का अगर मैं नाम लूँ, सलमान खान एक से एक घटिया लड़के छांट के लाता है, पूरी दुनिया जानती है, सबसे टट्टी एक्टर है वो, कोई एक्टिंग का उसका सर पैर नहीं, अगर देखने ट्यूबलाइट जाके देख लो, रेस देख लो, समझ आ जाएगा कि कितनी घटिया एक्टिंग करता है, और सेम अपने जैसे आदित्य पंचोली का लड़का सूरज पंचोली जैसे, और उसका वो साला जो है, सॉरी जीजा है उसका, इतना घटिया एक्टर है यार, इतना निहायती घटिया एक्टर है, फिर भी इन लोगों को लीड रोल में पिक्चर मिल जाती है, कैसे मिल जाती है यार, क्यों ये टैलेंटेड लड़के बाहर बैठे हुए हैं? मैं अपना नाम नहीं ले रहा, बाकी बहुत सारे लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स है, काम ही नहीं मिलता उनको यार, मिलेगा 5 सेकंड का रोल, 10 सेकंड का रोल, इतना। इमरान मेरा दोस्त है, प्रभ कृष्णा अच्छा काम करते हैं, बहुत अमेजिंग मॉडल्स हैं, लेकिन एक्टिंग में क्यों इनको काम नहीं देता कोई? ये ट्रेंड एक्टर्स है, इन्होंने एक्टिंग करी हुई है यार, सीखी है एक्टिंग, इतने इतने साल इन्होंने महीनों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको इस लेवल का काम क्यों नहीं दिया जाता? क्यों ये इतना नेपोटिज्म इसमें भर भर के है यार? सबके सब साले ड्रग एडिक्ट बने बैठे हैं, यहाँ पे कोकेन मार मार के सबकी दिमाग बुद्धि खराब हो चुकी है, मॉडल्स को बोलते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, अब एक हैंगर समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? उनकी पर्सनल लाइफ है नहीं क्या? उनकी सिर्फ आओ सेक्स करो, इतने ठरकी क्यों हो तुम लोग? इतने गंद क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? हम साले काम करने आते हैं, अपना घर बार छोड़ के बॉम्बे जैसे महंगे शहर में आके सरवाइव करते हैं, हमें पता है हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे एक एक दिन हमारा निकालना मुश्किल होता है, ऐसे ही नहीं 5-5, 6-6 लोग एक ही फ्लैट लेके रह रहे होते हैं, और तुम हरामी इतना फायदा उठाते हो ना इस चीज का। ऋतिक रोशन को सब बोले जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, मेहनत से आया, ठीक है भाई मेहनत से आया, लेकिन ये तुम्हें किसने राइट दे दिया कि कंगना रनौत का जाके शोषण करो, तुम उसको हरास कर दो एकदम से, पागल तक करार दे दिया उसको यार। आज तुम्हें ऋतिक बहुत अच्छा लग रहा है, कल जब उसका आपके अदालत में जब इंटरव्यू चल रहा था तब तो तुमने साले बहुत मीम्स बनाए, बहुत उनको गालियां दी उठा उठा के, आज क्या हो गया तुम्हें? आज तुम्हारे लिए भगवान हो गया, उसने वो 2 पिक्चर हिट दे दी तो वो भगवान हो गया तुम्हारे लिए। बंद कर दो यार ये दंगा नाच, बंद कर दो इनकी पिक्चर देखना, जाओ ही मत ना थिएटर में मूवीज देखने के लिए, जैसी पता चलता है कोई स्टार किड लॉन्च हो रहा है इनकी मूवीज ही देखने मत जाओ, पता चले धर्मा प्रोडक्शन ने मूवी बनाई है जाना ही बंद कर दो, तुम देखो ही मत इतनी 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 तो घटिया फिल्में बनाता है ये इंसान। मैं आप लोगों से, जितने भी पेरेंट्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को मॉडलिंग में भेजना बंद कर दो, कोई करियर नहीं है ढंग का मॉडलिंग में। ये जितने डिजाइनर से, अगर आपका लड़का जितना ज्यादा गुड लुकिंग है, ये गंदे मीठे, पूरी इंडस्ट्री मीठे डिजाइनरों से भरी पड़ी है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, मुझे किसी की पड़ी नहीं है, कुछ भी कर लो मेरे खिलाफ आज, तुम खत्म कर दिया तुमने यार, बिल्कुल ही अंदर से इंसान ही मार दिया तुमने यार।
सबको सब गुड लुकिंग लड़के सबको चाटना है सबको यार. अगर तुम बॉलीवुड में अभी मीटू मूवमेंट तुमने देखा है, साजिद खान शाहरुख खान सबके खिलाफ एक्ट्रेस निकल निकल के आ रही थी, कहां गया वो मीटू मूवमेंट? खत्म हो गया बस, सबका नाम लिया, सबकी वापस से अपनी लाइफ शुरू हो गई वैसी की वैसी. साजिद खान वहीं पहुंच गया, आगे घर अपने वहीं कर रहा लड़कियों का शोषण, करता रहेगा वो, और भी बहुत सारे करते रहेंगे वो सारे के सारे, क्योंकि ये इंडिया है, यहां कुछ होने वाला नहीं है. चार दिन खबर बनी रहेगी उसके बाद खत्म, सब टैटाफुस. आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने बच्चों को अगर आपको लगता है उनमें टैलेंट है उन्हें थिएटर करने दो आराम से, उनसे फोन करो पूछो उनकी जिंदगी खराब तो नहीं चल रही है, कोई उन्हें हरास तो नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये बहुत आम है यार. मॉडलिंग हो चाहे एक्टिंग हो, ये बहुत आम है, वहां पे हरासमेंट होती है, सेक्सुअली हरासमेंट होती है, बट हम लोग नहीं बताते हैं. मेरे जैसे कुछ लोग बोल भी दें शायद, बहुत सारे लोग नहीं बताते जो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ अपना दाव पे लगा के आते हैं इसको अपना करियर बनाने के लिए. इसीलिए इंदर कुमार जैसा इतना अच्छा इतना टाइम से एक्टिंग कर रहा था, खुशहाल पंजाबी, दूसरी वो आनंदी जो थी, उन्होंने ये सब बहुत सारी है यार, बहुत सारी लिस्ट है जिनकी जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते थे वापस. एज अ पेरेंट्स होने के नाते आप उनसे पूछते रहो प्लीज कि सब कुछ ठीक है नहीं है, कोई आपको हरास कर रहा है, क्योंकि उनके साथ ये चीज रोज होती है. गाइस बॉयकॉट कर दो यार. दोस्तों मेरे बहन भाई जो भी अंकल आंटी जो भी सुन रहा है, इनकी पिक्चर देखना बंद कर दो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने आप खत्म हो जाएगी, ये साले लोग आना ही बंद कर देंगे. सिर्फ कोई भी पिक्चर आ रही हो आप देखें कि ये कोई टैलेंटेड लड़का है, बाहर से आया है, थिएटर करके आया है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, उनकी मूवीज जाके देखो बस खाली. इतने अरे 8-8, 10-10 साल से लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं. मैं पर्सनली जानता हूँ कितने सारे लोगों को चांस ही नहीं मिलता, मिलेगा 10 मिनट का 5 मिनट का रोल मिल जाएगा, वो भी किसी एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ ले लेंगे जिसमें हीरो की इमेज ही नहीं नजर आती है कि क्या कर रहा है वो. नहीं मिलता भाई ऐसे काम, देते नहीं है साले. बंद कर दो यार, बस मेरा ये वीडियो बताने से यही है. I have faced sexism because during that time it was like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. I still remember his name because the way he behaved with me was very, very. His name is Suraj. First time I met him, तो मैंने उसे normal conversation शुरू की and he asked me about tell me your statistic and my English was very, very bad then. तो मुझे समझ नहीं आता था ऐसे स्टैटिस्टिक क्या होता है, प्लीज़ बताओगे. सो ही स्टार्टेड सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल, विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है. सो आई सेड आई डोंट नो इट एंड ही न्यू दैट कि शी इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल. He was the first person who tried taking advantage of me and tried his level best to molest in some or the other way, saying that ki main tumse yashraj mein tumhari meeting kara dunga. Bahut bewakoof banata tha wo mujhe. So he used to show all the pictures saying that ki dekho meri baat hoti hai. To maine bola wow fabulous, but then one day he said come for the audition. And that was my first time that I got to know ki audition dena padta. I was all excited, yeah. Chirpy. To main chali gayi ready hoke, pahunch gayi. Uske baad I got to know that ke wahan koi nahi tha except him. No cameras, nothing. And he tried his level best ki wo mujhe drink pila ke behosh kare. और उस चीज का एडवांटेज. प्रोड्यूसर्स टोल्ड मी यू टू बी फ्रेंडली विद योर हीरोज, व्हिच आई वाज नेवर. फ्रेंडशिप फ्रॉम स्त्री. या हमारे गांव में फ्रेंडशिप का मीनिंग कुछ और है. दे गेट ऑल दीज रशियन प्रोस्टिट्यूट्स टू वर्क हियर इन बॉलीवुड एंड द प्रोड्यूसर बेसिकली वांटेड टू गो ऑन अ डेट विद मी. And I was seeing someone at the time and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back.
And the film also didn't happen. The film didn't happen. Don't want to be naming people in the whole pretext of trying to rehearse a scene. You know, the person is like, you know, you have to let go of your inhibitions. You have to let go of your inhibitions. I'm like, okay, you know what? We'll do a kissing scene. I'm like, what? No, I am not doing any kissing scene as a rehearsal. The person is telling me that, you know, can we be more than friends and all? And, you know, then I will specifically look into the projects you're getting and I'll make you read some. I said, no, I don't work like that. If I'm going to get projects, I'm going to get projects on my credibility. And if I am an actor or not an actor, I mean, if I'm doing you favors, what is the guarantee that you will still put me on audition? You must be telling 10 more others. There were 3 times when I had to face the casting couch down south. I was asked to accompany a director for a recce. I want to know every inch of your body. One day, I remember I was Chennai and this director came to meet me. I said, let's sit in the coffee shop. And he said, no, let's go to your room. I said, okay. He kept insisting, no, you know, I want to talk to you in detail. There are too many people here. So I left the door open. He left within 5 minutes. जो smart है, जो sexy है, वो आगे निकल जाता है. कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा. कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा. फिर तुम मुझे कहो. Take, touch. अरे, I was like, come in complete shock. He says, okay, we won't do anything. Just let me touch it. Like, he was casting director, and he's like, I want to just see your two, I'll cast you if you do that. And of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me and promised me like a lead role. You know, I politely declined. Oyunculuğa geçiş yapan Arjun Rampal ise son zamanlarda filmlerde yer alamayan oyuncular arasında. Rampal da oyuncu seçme koltuğu hakkında şunları söylüyor. Modellik dünyasında benim için oyuncu seçimi koltuğunun var olduğunu onaylıyorum. Peki ki bu tacizlere karşı olan yapım şirketleri yok mu? HuffPost India, Yashraj Films, Şarupa'nın sahibi olduğu Red Chillies yapım şirketi, Karan Johar'ın sahibi olduğu Dharma yapım şirketi ve Sanjay Lee ile Bansali'nin sahibi olduğu Bansali yapım şirketi gibi stüdyolara iş yerinde cinsel taciz yasasına uyup uymadıklarını öğrenmek için ayrıntılı bir anket gönderdi. Cevaplar iç karartıcıydı. Cevap yok. Şaruhan'ın yapım şirketinden Vidhu Vinod Chopra Films'ten ve Sajid Nadiyadvarla'nın yapım şirketinden sorulara yanıt verilmedi. Şirketlerin bir sözcüsü ilgili kişilerin seyahatte olması nedeniyle bilginin mevcut olmadığını söyledi. Karan Johar'ın yapım şirketine gönderilen 2 tane e-postaya yanıt verilmedi. Sanjay Leela Bansali'nin yapım şirketinden de yanıt gelmedi. Televizyon kolu, dijital kolu ve film yapım şirketi olan Ekta Kapoor'un yapım şirketinden de yanıt gelmedi. Avitosh Govarikar Production'ın da sözcüsü sessiz kaldı. Disney India'ya gönderilen bir e-posta ve hatırlatmalar herhangi bir yanıt alamadı. Sony Picture India yanıt vereceğine söz verdi ancak şimdiye kadar yanıt gelmedi. Birkaç ayrıntı. Bazı yapım evleri bakanlığın direktifini uyguladıklarını söylediler ancak herhangi bir ayrıntı vermediler. Bollywood'un en bilinen stüdyolarından biri olan Yashraj Films, zorunlu gerekliliklere uyuyoruz ve bunu sürekli olarak yapmaya devam ediyoruz dedi ancak belirli bir ayrıntıları açıklamaya reddetti. Anirhan Yapım Şirketi'nin bir sözcüsü, 4 yıldan uzun süredir bir dahili şikayet komitesi tutuyoruz. Şu anda kuruluşumuz içindeki kişilerden oluşuyor ve başkanı herhangi bir şikayetin adil ve sağlam bir şekilde giderilmesini sağlamak için kuruluşumuzun dışından biri. Komite üyelerinin çoğunluğu kadın dedi. Mukta Arts bir komiteleri olduğunu doğruladı ve komitenin bazı önemli özelliklerini paylaştı. Ayrıntılı yanıtlar. Excel Entertainment, Phantom Films, T-Series komiteye liderlik eden kişiler ve komitenin parçası olan dış üyelerin belirli ayrıntıları hakkında ayrıntılı bir sayfa paylaştı. Butik bir stüdyo olan Drishyam Films birkaç ay önce Ocak 2018'de bir komite kurduklarını söyleyerek yanıt verdi. Üyelerin ayrıntıları HuffPost India ile paylaşıldı. Bang Bang, MS Dhoni, Jolly LLB gibi filmler üreten Fox Star Studio'ya yönelttiğimiz soru Star India'ya yönlendirildi. İş yerinde kadınlara yönelik cinsel taciz, önleme, yasaklama ve giderme yasası 2013'e uygun olarak geçerli yasalara göre şikayetleri ele alma konusunda deneyimli ve deneyimli bağımsız bir üyeden Star India'daki yönetim ekibinin üst düzey liderlerinden oluşan bir dahili şikayet komitesi kurduk. ICC. ICC bir kadın çalışan veya herhangi bir ortağın bir Star çalışanına karşı yaptığı herhangi bir cinsel taciz şikayetiyle ilgilenir dedi. Star India açıklamasında
Stüdyonun ayrıca çalışanları için duyarlılık programları yürüttüğünü söyledi. Star'ın bir ailesindeki herkes için sürekli olarak duyarlılık ve eğitim programlarımız var. Ayrıca yeni çalışanlar için de konuyla ilgili oryantasyon programları düzenliyoruz. Tüm kadın çalışanlarımız için güvenli ve elverişli bir ortam sağlamaya büyük önem veriyoruz, dedi. Kağıt komiteleri. Birçok çalışan bu komitelerden haberdar olmadıklarını veya onlara yaklaşmaktan çekindiklerini söyledi. Star'ın bir çalışanı komite hakkında herhangi bir bilgi almadığını söyledi. Uygunsuz bir davranış durumunda kime ulaşabileceği konusunda kendisine eğitecek bir atölye yoktu. Stüdyolar genellikle proje bazında kısa süreli sözleşmelerle çok sayıda kişiye iş alır. Bu da birçok kadın çalışanın özellikle savunmasız hissettiği anlamına gelir. Gandhi, Twitter akışında sektördeki film yapımcılarının yalnızca doğrudan çalışanlarının değil, aynı zamanda tüm dış kaynaklı ve geçici personelin güvenliğinden etik ve yasal olarak sorumlu olduklarının özelliklerini yazdı. Projeleri kaybetme korkusuyla isminin açıklanmasını istemeyen bir oyuncu, haberleri yakından takip ettiğim için bunun yasal bir gereklilik olduğunu biliyordum. Ancak çalıştığım hiçbir filmde veya dizide tek bir kişi bile varlığından haberdar olmadı. Genel hissiyatın birkaç kişi dışında sektördeki pek çok kadının böyle bir komitenin varlığından haber olmadığı veya hatta kendilerine söylenmediği yönünde, dedi. İç şikayet komitesi olduğunu iddia eden birçok stüdyoyla çalışmış olan bir diğer genç kadın, böyle bir hücre için yasal bir gereklilik olduğunu öğrenince şaşırdı. Bu sadece kağıt üzerinde, dedi. Kadın üyeleri böyle bir şeyden haberdar etmek için hiçbir atölye çalışması veya program yapılmadı. Her şey gayri resmi olarak gerçekleşir ve film için ne kadar önemli olduğunuza bağlıdır. Yeterince etkiliyseniz harekete geçilir. Aksi takdirde bununla yaşarsınız, dedi. Bazı iyi haberler. Excel Entertainment ile çalışan Richard Chatta yapım şirketi için övgü dolu sözler söylüyor. İçinde bulunduğum setin çekim yerinin her köşesine cinsel tacizden suçlu bulunanlara karşı ciddi işlem yapılacağını belirten lamine levhalar asılmış. Bu bana güç ve güvenlik hissi veriyor. Çok hoş bir hareket, dedi. Ancak Chatta azınlıkta gibi görünüyor. Uzun metrajlı filmlerde, reklam filmlerinde ve şimdi de web dizilerinde yer alan bir diğer oyuncu, hiyerarşide üst sıralarda olanlara farklı muamele yapıldığını söyledi. Cinsel taciz konusunda farkındalık oluşturmak için tasarlanmış programların ve atölyelerin nadir olduğunu ve temel güvenlik ihtiyaçlarının genellikle göz ardı edildiğini söyledi. Mumbai'de uzak yerlerde veya şehir sınırları dışında çekim yaptığımızda çekim gece geç saatlere, örneğin sabah 3 veya 4'e kadar uzuyor. Bir aktör olduğum için ulaşımım halledilirdi. Muhtemelen reklam yönetmenleri için de. Ancak saç, makyaj, gardırop ekiplerinden sözde besin zincirinde daha alt sıralarda kabul edilen kadınlara ne olur? Genellikle sadece bir kontrol noktasına bırakılıp evlerine gitmeleri isteniyor. Bizimle aynı risk altında değiller mi? Eğitim ve benzeri bir yana temel güvenlik bile her zaman dikkate alınmıyor. They say casting couch does not exist. It's wrong. Casting couch does exist. Dışarıdan gelen yetenekli oyuncular bunca pislikle yüzleşirken kayrılan yıldız oyuncular da mücadeleler ve denemeler sayesinde bu rolü aldım diye dursun. Eğer zengin ve güçlü adamlarla evlenmezlerse alıştıkları ve istedikleri yaşam standartlarını kaybetmek ve para için seks yapmak zorunda kalabilirler. Yorumlarda buluşalım.